seçim sonrası değerlendirmelerini almak üzere Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi Türkiye Programı Direktörü Bülent Ali Rıza stüdyo konuğumuz. Öncelikle yayınımıza katıldığınız bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederek başlamak istiyorum. Şimdi dünden bu yana Türkiye'de seçim sonuçlarına ilişkin pek çok değerlendirme yapıldı, pek çok açıklama yapıldı. Peki siz bir uzman gözüyle Washington'dan baktığınızda nasıl bir tablo görüyorsunuz? Şimdi şu andaki spekülasyon iki hafta daha devam edecek. Uh, ya Daha önce olmayan bir durum, ikinci tura seçimlerin devam etmesi, seçim seçimi ikinci tura kalması. Boşluklarına baktığımızda şunu söyleyebiliriz. Açıklanan, yapılan açıklamalardaki kullanılan yumuşak diplomatik dile rağmen Biden yönetiminin ve özellikle Başkan Biden'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında olumlu görüşmeler, görüşmeler olmadığını biliyoruz. Biden bizzat kendisi seçim kendi seçiminden önce Erdoğan gitmelidir ve seçimle gitmelidir dediğine göre seçimden ne beklediğini tahmin edebiliriz. Fakat Washington'daki beklenti aslında Türkiye'deki kamuoyu araştırmalarının çoğunluğuna rağmen Kılıçdaroğlu'nun bu seçimi zor kazanabileceği yönündeydi. Kılıçdaroğlu zaten biraz Washington tanıyordu. Zira 2022 yılında buraya gelmişti. Görüşme burada yaptığı toplantıların da iyi geçtiğini söylemek mümkün değildi. Yani buradaki görüşler, yani kazanması biraz zor olur yönündeydi. O yüzden dün akşamki sonucun pek sürpriz olduğunu sanmıyorum. Bundan sonra ne olur? Yönetim zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce olduğu gibi görüş ayrılıklarına rağmen devam edebileceği yani görüşünü savunuyordu. Mevcut sorunların giderilmesi ki belki onlara da değinebiliriz. Kolay olmayacak. Fakat eğer Erdoğan, Washington'un şu anda beklediği gibi ikinci turda çünkü çok yaklaştı %50'ye diye bir görüş var. Bundan sonrası da onun için kolay olabilir. Bu Önümüzdeki dönemde de bir yani transaction denilebilen al-ver üzerine inşa edilmiş bir ilişkiye devam edebileceğini söyleyebiliriz. Şimdi siz de bahsettiniz önümüzde iki haftalık bir süreç var, iki farklı senaryo var. Her iki senaryoda da Türk-Amerikan ilişkileri açısından nasıl bir süreç bekliyorsunuz? Kılıçdaroğlu'nun ana muhalefet lideri olarak başkan adayı olarak açıklamadan önce burada yaptığı görüşmelerde açık dış politika konusunda açık ve Erdoğan'dan çok farklı pozisyon ilettiğini açıkladığını söylemek mümkün değil. O yüzden radikal Klauson'un kazanması durumunda radikal bir takım değişiklikler beklemiyordu Washington. Yani bunun için Rusya ile ilişkiler, Yunanistan ile ilişkiler, Kıbrıs konusu da var. O yüzden yani beklentiler sınırlıydı diyebiliriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tekrar seçilmesi durumunda beklentiler daha da düşük olacak. A, e, yalnız şunu söylemek lazım. Son birkaç ay içinde seçimden önce ABD, Türkiye'yi rahatsız edebilecek icraat veya açıklamalardan kaçınmaya çalışmıştı. Biriken bir takım sorunlar var. A, özellikle yani Türkiye'nin Rusya ile ticari ilişkileri yaptırımları a, uygulamaması a, o sorunları seçimden sonra ya Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ya da seçilmiş olsa olursa Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu ele alacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. İki ülke ilişkilerinde belki de öncelikli gündem maddelerinden biri Türkiye'ye F-35 satışı. Biliyoruz ki kongrenin onayı gerekiyor bunun için. Peki Cumhurbaşkanlığı koltuğunda kimin oturduğu kongrenin görüşlerini etkiler mi sizce? Evet. Özellikle yani Türkiye'ye hem şu anda kapatılmış olan F-35 dosyası hem de hala Türkiye'nin almak istediği F-16 konusunda sorun çıkartan baş aktör olarak tanımlayabileceğimiz Senatör Menendez sadece Türkiye'nin dış ile ilgili olarak değil ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da hedef alarak bir takım demeçler vermişti. Ve o koltukta Türkiye'nin Cumhurbaşkanı koltuğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başka birisinin oturması durumunda Kongre'deki havanın biraz değişebileceğini söyleyebiliriz ama orada da biraz diyelim zira eğer bir takım radikal dış politika değişiklikleri yapılmazsa ki yapılması mümkün görülmüyor şu anda. Çünkü Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamalarda zaten önümüzde. Kongre'nin tutumunun, kongre'nin tutumunun pek daha değişeceğini veya en azından kısa bir sürede değişmesini beklemek biraz aşırı yumsa olur. Şimdi seçmenler açısından belki de bu seçim sürecinde en çok konuşulan başlıklardan biri de ekonomiydi. Sizce ülkenin ekonomik gidişatı bu süreci nasıl etkiledi ve Erdoğan bu süreci nasıl yönetti bir cumhurbaşkanı olarak? Yani bundan sonraki ekonomik gidişatı ilişkin beklentileriniz neler? Şimdi bir defa şunu söylemek gerekiyor. Ekonominin çok zor bir dönemden geçmiş geçmesine rağmen deprem sonrasındaki hala devam eden sorunlara rağmen 20 yıldan beri iktidarda olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve AKP'nin bu seçimi kazanması veya en azından birinci parti olarak hem mecliste çıkması hem de %50'ye bu kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaklaşması büyük bir başarı olarak görülmelidir. Fakat ekonomik sorunların bir yere gideceği yok. 14 Mayıs'a kadar odaklanmış olan bir idare etme tabiri caizse stratejisi vardı. Şimdi 14 Mayıs ile 28 Mayıs arasında o idare etme, yani doların fırlamasını engellemek, dış dünyadaki değişiklik beklentilerine rağmen mevcut politikayı devam ettirmek daha da zor olabilecek. 28 Mayıs'tan sonra daha da zor olacağı söylenebilir. Cari açık büyük bir problem hala, daha da büyüyor. Enflasyon hala çok yüksek, dışarıdan direkt yatırım gelmiyor. Hatta hatta kısa vadeli yatırımlar da bugüne kadar gelmiyor. Dış dünyadaki yatırım düşünenler seçim sonrasını bekliyordu ve o özellikle dışarıda eğer bir iktidar değişikliği olursa biz daha kolay yatırım yaparız. Zira ekonomik şu andaki mevcut ekonomi politikası değişecek diye bir beklenti vardı. Eğer olmazsa önümüzdeki dönemde ekonominin çok zor, daha da zor bir dönemden geçeceğini söylemek mümkün. Fakat bugüne kadar mevcut iktidarın bunu e, idare etmesi e, cidden bir başarı. Peki sandıktan bir kutuplaşma çıktığı yönünde e, yorumlar yapılıyor. Siz Washington'da e, yaşayan bir uzman olarak bu konuya katılıyor musunuz? Katılıyorum. Katılıyorum a, ve e, e, yani katılaşmış yani bir kutuplaşma var ve katılaşmış a, ve birbirleriyle diyalogu da hemen hemen kopmuş olan a, bir, bir kutuplaşma var Türkiye'de. Ve e, önümüzdeki dönemde e, bu yaralara ki doğal olarak o bir takım yaralara, toplumsal yaralara yol, yol açıyor. Onları sarmak gerekiyor. Ve Kim seçilirse seçilsin. Yani ümit ederiz ki önümüzdeki dönemde bunu yapılabilecek. Fakat yani Washington'dan bakıldığında da yani Türkiye'deki kutuplaşma'nın ciddi bir sorun olduğunu görmemek imkansız. Amerika'da 134 bin'den fazla kayıtlı Türk seçmen vardı. Buradaki seçmen profilini nasıl değerlendiriyorsunuz? Özellikle Avrupa'daki Türk seçmenlerle kıyasladığınızda? Avrupa'daki Avrupa'daki seçmenler Türkiye'ye daha yakın. Hem coğrafi açıdan hem de devamlı temas sürdürme açısından ve geleneksel bir takım yaklaşımlarını Avrupa'da da devam ettiriyorlar ve onu o da onların oy kullanma eğilimini de belirliyor. Aynı şeyi Amerika için söylemek e, mümkün değil ki bunu da zaten sonuçlarında yurt dışı oylama sonuçlarını görebiliyoruz. Daha uzakta daha fazla kopmuşlar. Daha e, o kadar sık gitmiyorlar e, Türkiye'ye. Daha değişik bir dünya görüşleri de e, olduğunu söylemek mümkün. E, daha az dindar belki. E, daha az milliyetçi demeyeceğim ama e, daha e, dış dünyayla bütünleşmiş ...bir um, e, toplumdan bahsedebiliriz. Ve onların e, şeyi, tercihi de bunu teyit ediyor. Az önce Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, 2022'deki ziyaretinden bahsettiniz. E, o ziyaret daha farklı bir şekilde yapılsaydı sizce bu sonuç değişir miydi? Ya da bu süreçte belki Erdoğan başka hangi adımlar atsaydı bu tablo değişebilirdi? Şimdi tabii buraya icazet için e, e, geldiğini söylemek, o yönde ithamlar vardı bence yanlış olur. Zira 2002 yılında da ana muhalefet lideri olarak Tayyip Erdoğan da buraya gelmişti. Yeni kurulan partisinin başkanı olarak. Fakat yani belli ki Washington'a mesaj vermek, Washington'da partinin görüşlerini aktarmak, iktidara gelmeleri durumunda ne yapacaklarını söylemek belli ki hem Erdoğan'a 2002'de hem de Kılıçdaroğlu 2022'de önemliydi. Söylediğim gibi pek başarılı mesaj verdiğini söylemek mümkün değil Kılıçdaroğlu'nun. Bu Türkiye'deki sonucu değiştirebilir miydi? Seç sanmıyorum çünkü sonunda Türk seçmen karar veriyor. Fakat ABD'nin Türkiye bakışını ve olası bir Kılıçdaroğlu iktidarının ne yapabileceği konusundaki görüşünü değiştirebilirdi. O olmadı. Olsaydı ne olurdu bilmiyorum. Tayyip Bey'e gelince o direkt bir şekilde Biden'a hedef alarak ismen, ismini de zikrederek Biden'ın ve Biden yönetiminin kendisini o koltukta görmek istemediğini söylemişti. Daha farklı bir yaklaşım için gireceğini sanmıyordum. Ama şunu da söyleyelim. Eğer tekrar seçilirse seçimden sonra pragmatik bir şekilde Washington'a ilişkileri mutlaka düzeltmeye çalışacaklar. Hem Ankara hem de Washington. Yayınımıza katıldığınız, bize vakit ayırdığınız ve görüşlerinizi paylaştığınız için teşekkür ediyoruz.